kellerin oğlumun üstünden! Yapma! Deniz sen ne yapıyorsun? Neden yine kaçıp gidiyorsun yapma. Oğlum? Neden yapıyorsun bana bunu Deniz? Ben her seferinde çok korkuyorum. O benim arkadaşım. Deniz. Karsun. Karsun sakin. Hadi gel Deniz. Biz anneanneye gidelim. Hadi yavrum. Efendim? Sen kimsin? Senin benim oğlumun yanında ne işin var? Sen neden benim oğlumun elini tutuyorsun? Kimsin sen? Ben neden tutuyorum? Ben benim evime gelmiş çocuk. Ben size... Bir daha seni benim çocuğumun yanında görmeyeceğim. Anladın mı beni? Bir daha çocuğumun elini tutmayacaksın. Duydun mu beni? Benim evime gelmiş. Oğlumdan uzak dur. Merhaba Karsu ben. Dün için özür dilemek istemiştim. O yüzden geldim. Ama tabii kapıyı açmamakta da haklısınız. Ben olsam ben de açmazdım. Ben dün çok kaba davrandım size. Onun için özür dilemek istedim. Normalde o kadar saldırgan biri değildim. Yani değilim. Ya dün işte oğlum kayboldu sandım. Çok korktum. O yüzden öyle oldu. Kusura bakmayın tekrar. İyi günler. Uyandırmadım değil mi? Uyandırdınız. Çok özür dilerim. Yani dün içinde, şu an içinde gerçekten çok özür dilerim. Buyurmak ister misiniz? Ben şimdi hiç şey yapmayayım. Elimde boş zaten. Başka... Yok, iyi olmuş aslında. Ben boş tabakları geri vermeyi unutuyorum sürekli. Buyurun lütfen. Peki. Çıkarmanıza hiç gerek yok. Çay? Varsa hazırda olur. Yoksa zahmet olmasın. Hemen hazırlıyorum ben. Buyurun. Teşekkür ederim. Siz hep böyle erkenci misiniz? Suçluysam evet. Uyku tutmaz da. Sorun yok. Emin misiniz? Size görevlisi Ekrem Bey anlattı bana durumu biraz. Çok ciddi bir durummuş bir de. Bilseydim ben getirdim sizi hemen. Ben de özür dilerim. Ekrem de biliyor yani. Küçük yerde haber çok çabuk yayılır. Ama ne olur ona da kızmayın yani. Yok niye kızayım? Annem anlatmıştır. Herkese eminim. Bayılır konuşmaya. Sorun yok. Anladım ben sizi. Emin misiniz? Tabii ki. Deniz'in de buraya gelmesine bayağı şaşırdım. O daha bana tam alışamadı. Ama sizi sevmiş belli ki. Çok sevecek biri değilim ben gerçekten. Deniz çok akıllı bir çocuk. Çok tatlı. Allah bağışlasın. Sağ olun cümlemizinkine. Siz de yazarmışsınız galiba değil mi? Çabalıyorum. Ben sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Müsaadenizi isteyeyim. Çay için çok teşekkür ederim. Anlayışınız için de çok teşekkür ederim. İçemediniz gerçi ama. Olsun bir dahaki sefere diyelim. Şöyle bırakayım. Ya bir daha gelirse ben direkt size getiriyorum. Söz. Tamam çok teşekkür ederim. Rica ederim. Siz de rahatsız olmayın lütfen ben çıkarım hemen. İyi günler. İyi günler. İyi akşamlar. Buyurun. Merhabalar. Şey köpek ısırdı ama çok önemli bir şey değil. Bakayım. Ne demek ya? Yani. Köpek ısırı olduğuna emin misiniz? Eminim tabii canım. Biz yapın aşıyı biz gidelim hadi.
tetanoz da gerekebilir. Isırık gibi durmuyor. Biz size yalan mı söylüyoruz? Bunu da yapın. Köpek ısırdı. Yapın aşı gidelim hadi. Lütfen. Pansumanınızı yapalım. Aşınızı hazırlayayım. Tamam. Şuraya mı? Tabii. Abi içeri girip soralım mı? Sen gir içeri. Yalandan bir bölümün yerini sor. Hangi bölümü sorayım abi? Nöroşürücü dersin Cevdet. Oğlum beni deli etme. Gir içeri sor bir şey işte. Bak bakalım abim iyi mi değil mi? İyi. Tamam. Buyurun. Lavabo. Lavabo ne tarafta acaba? Koridorun sonunda solda. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kusura bakmayın. Asayiş Berkemal mi? Berkemal abi. Asayiş Berkemal. Patron iyi, biz uzayalım. Ne yapıyorlar içeride? İğne yaptıracak herhalde. İğne mi? Ne iğnesi? Ne bileyim abi ne iğnesi? Soramadım ki. İyi yürü gidelim. Acıyacak mı? Biraz. İstersen elini tutabilirim. Hay korkuyorsan diye diyorum. Biraz. Benim kızım da iğneden korkar, Tılsım. Onu da ben böyle iğne olurken, aşı olurken elini tutarım. Sık sen benim elimi. O tarafa da bakma bence. Ben sana söyleyeceğim bitince. Derin bir nefes al. Yapıyor şimdi. Bitmek üzere. Çok az kaldı. Tamam, bitti. Hadi geçmiş olsun. Acıdı mı? Bayağı. Ya. 3 doz kaldı. Onları yazacağım. Tetanos tek doz. Teşekkürler. Güzel. Bant yapıştıracak mısınız? Pamuk bıraktım. Peki. Yardım edeyim mi giyinmene? Olur. Ver bunu. Ederim. Rica ederim. Dur bunu da tutayım ben sana şimdi. Şu sırtıma atabilir misin? Ha. Teşekkür ederim. İşte boşuna dememişler. Bülbülle güle kargayla çöplüğe gidersin diye. Nasıl? Seninle sohbet etmek o kadar keyifli ki. Hep bir şey öğreniyorum senden. Kitap diyorum, bana kitabı anlatıyorsun. İnsanın halinden anlıyorsun. Sabırlısın, dinliyorsun. Sebat etmeyi biliyorsun. O kadar da değil ya. Yok vallahi o kadar. Keşke herkes senin gibi olsa. Ben hiç senin gibi birini tanımadım. Yani yıllarımı verdiğim ve çocuklarımın babası olan adamla ben bir kere bile oturup böyle derin muhabbet edemedim. Onun için her şey anlamsız ve saçmaydı. Böyle her şeyi geçiştiren tipler var ya. Ben de senin gibi birini tanımadım. Nasıl yani? Yani ne bileyim. Hayatı hiç... Hayatının sahip olduğu şeyleri bu kadar kabul edebilen, şükredebilen, seven, tökezlesen de tökezlese de böyle hiç vazgeçmeyen birini ben çok uzun süredir hiç görmemiştim. Teşekkür ederim. Ben geçmişte yaşadığım şeyleri düşünmeyi seviyorum. Yani bazen
geçmişi böyle derinlemesine düşünmeyi, yaşanmışlıklarımı, hatıralarım bana güç veriyor. Geçmişi unutmamak lazım tabii. Mesela benim hayatımda birkaç tane milat var. Çocuklarımı kucağıma aldığım ilk an. Her biri o kadar kıymetli ki benim için. Çünkü biz doğduğumuz zaman aslında o anı hatırlamıyoruz ya, ama bir anne o anı asla unutmuyor. Çok özel bir an o. Sonrası da öyle. Hatta ben çocuklarıma birer tane sandık hazırlamıştım böyle. Hepsinin eşyalarını koydum içlerine. Hepsinin odasında bir sandığı vardı. Ne vardı sandıklarda? Sandıkların içinde neler var? Mesela ilk zıbınları var. O giydikleri kıyafete zıbın deniyor. Evet. İlk zıbınları var. İlk çorapları var. İlk adım attıkları ayakkabıları var. Diş kaşıyıcıları var, emzikleri var, doğum sertifikaları var. Bir sürü güzel şey var. Ben anne olmayı çok sevdim. Ve beni anne yapan da onlar. Ve bunu görmelerini istedim. Çok güzel bir şey benim için bu. Tınus'un babasına gitti. Biliyorum, söyledin. Söyledim de tam değil. Temel'le mi gitti? Dönmeyecek mi bir daha? Yok, döner. Ama zaten mesele dönüp dönmemesi değil. Mesele benim yerime onu tercih etmesi. Bir de yanlarında sevmediğim biri vardı. Neyse. Ama o çocuk da o kadar çok ciddiye almasam mı acaba? Kızım bütün bu süreçte benim ne kadar üzüldüğüme şahitlik etti. Bütün mutsuzluğumun sebebinin babası olduğunu da gayet iyi biliyor. Ve bütün bunları bilmesine rağmen benim yerime onu tercih etmesi, ben babamla kalmak istiyorum demesi beni çok incitti. Ben de o yüzden nerede hata yaptım diye düşünüyorum. Sen neler böyle mi ya? Nasıl? Ya bu kadar kişisel mi oluyorsunuz hep? Yani tabii ki kişisel oluyorum. Kızım beni istemiyor. Yani, çocukların seçimine çok mu anlam yüklüyorsun acaba? Benim annem de böyleydi. Garip. Sana garip gelebilir ama bana dokundu. Babasının imkanları ağır bastı. Ama o yaşta bir çocuk böyle bir şey düşünebilir. Ya hiç dönmezse? Ya boşandığımız zaman çocukları o alırsa? Ya bana bir daha göstermezse onları? Karsu, sen taktığını takıyorsun sanki biraz. Korkuyorum. Çok korkuyorum. Ne olacağını bilememek çok korkutucu bir şey. Bu belirsizlik. Ya iyi ya da kötü. Ne olacağını birazcık bilebilsem, önümü azıcık görebilsem... Gözlerini kapatsana. Ne? Kapat gözlerini be. Nehir'i düşün. Nasıl yani? Kapat gözlerini. Nehir düşün. Böyle dağların zirvelerinden, ormanların arasından, köylerin arasından kıyıya kadar inmiş. Kocaman okyanus var karşısında. Titremiş korkudan. Yani oraya giderse eğer yok olabilir. Ama geri de dönemez. Nehirler ters akmaz. O da korkusuyla yüzleşmiş. Ve açsana gözünü. Okyanus olmuş. Dur bak. Bak. Seversin belki. Teşekkür ederim. Abi acayip bir kitap buldum. Böyle sanki bir şey anlatıyor gibi ama durup düşününce aslında bambaşka bir şey anlatıyor. Çok değişik ya. Ne diyorlardı? Felsefe mi diyorlardı ona? Ya artık ne diyorlarsa patron. Ama iyi diyorlar. Vallahi ben bayağı sevdim ya bu işi. Cevdet, sen o Öldürmekli kitabı bitirdin mi? Oha. Oha. Sen ne kadar hızlı okuyorsun ya? Patron, ben de anlamadım ki. Vallahi açıldım ya. Cevdet, başlayacağım kitabına. Allah Allah. Abi niye öyle diyorsun ya? Ne güzel işte. Ben kitap okurum.
patrona anlatırım. Komşular da ondan şüphelenmez. Abi komşular habire kitap mı soruyorlar hala? Yok yok ya, bir şey sordukları yok da. Acil durumda lazım olur diye. Sen aynen buradan devam. Anlatırsın bana sonra. Tamam. Ya şunu demek istiyorum aslında sana yani. Korktuğun şeyler belki seni bambaşka bir yere götürecek. Korkunun içinden geç, yoksa o senin içinden geçecek. Geçiyor bile. Ya bir de iyi tarafından bak. Kızının nerede olduğunu biliyorsun. Evden kaçmadı. Babasının yanında, babasının ona zarar verecek hali... Yok canım. Yoktur herhalde yani. Hatta... Tılsım bazen biraz... şey olabiliyor. Ne olabilir? İstediği zaman huysuz olabiliyor. E güzel. Nesi güzel? Bu kar belki geri getirir kızı. Ay evet, umarım öyle olur. Daha bir gün oldu, olabilir bence yani. Neyse, zaten yarın okulda göreceğim onu ders başlamadan önce. Gider yanına güzelce, sakince konuşurum. Oh ya, oh işte. Konuştuk, ne güzel rahatladın bak değil mi? Evet, teşekkür ederim. Rica ederim. Laf olmaz. Ay bu arada ne oldu? Hani sana bahsettiğim sandıklar var ya. Evet. Reha onları bana Adana'dan yollattı. Hadi canım. Evet. Ben de çok şaşırdım tabii. Hiç onluk bir şey değil. Ama sorduğumda sen mi yollattın diye evet dedi. Muhtemelen annesi söylemiştir. Olabilir. Ya o beklentisiz böyle bir iyilik yapmaz. Kesin barışacağımızı falan düşünmüştür. O sen sonucuna bak. Sen istediğini aldın mı? Alsın. Evet. Hatıralarıma kavuştum. Ben kalkayım. Tamam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şunu giyeyim şöyle. Görüşürüz Atilla. Dikkat et. Tamam. Koşarak giderim. Arkadaşımla geçiyorduk dükkanın önünden de bir anda bir baktık cam çarşafa indirmiş birileri. Yok, bilmiyorum kim olduklarını, bir şey de çalmamışlar galiba ama bütün camı çarşafa indirmişler, içerisi dağınık. Tamam, ben polisi arıyorum, tamam bekliyorum sizi. Görüşmek üzere. Ah, ah şuna bak ya. Kaçma! Lan! Açılın lan seni! Abi kolum! Kimsiniz siz? Abi kolum! Abi! Kimsiniz lan? Abi kolum! Kimsiniz siz? Abi! Dükkanda bir tane kadın varmış. Onun kocası bizim abiyi buldu. Ben Emir Kulu'yum abi. Düzgün konuş. Abi! Doğru anlat! Abi! Sülaleni bulurum seni. Sülaleni bulurum seni. Abi yemin ediyorum Allah belanı versin, doğru konuşuyorum. Konuş! Abi kadın kocasına dönsün diye ara yapmak için abi. Aa kolum! Geberteniz seni! Biz arkadaşımla şöyle yürüyorduk. Ondan sonra bir anda böyle şangır diye bir ses duyduk. Bir baktık burada böyle siyahlarla bir adam. Yüzlerini de göremedim, karanlıktı. Bir de hepsi simsiyahtı.
bu camı böyle indirdiler. Ondan sonra dağıtmaya devam ettiler. Sonra benim arkadaşım neyse ki böyle bağırdı onlara. Ben de bağırdım. Ne oluyor, ne yapıyorsunuz falan diye. Sonra bunlar tabii korktular, kaçtılar, gittiler. Arkadaşım da peşlerinden koştu ama işte hala da gelmedi. İnşallah bir şey de olmamıştır ona. Sumetre olduğunuz bilgiler var mı peki? Yok. Kendi halinde bir esnafım ben. Kimseye bir zarar mı yok? Ay Veysel Bey, üzülmeyin. Ne olursunuz, halledeceğiz. İnanın halledeceğiz. Burayı çiçek gibi yapacağız. Hiç merak etmeyin. Sağ olasın. Şüphelendiğiniz biri ya da birileri var mı peki? Yok. Hayır, o kadar karanlıktı ki ben hiç göremedim yüzlerini. Ama yani böyle hareketlerinden filan ilk defa yapıyormuş gibi değillerdi. Yani bayağı biliyorlar ne yaptıklarını bence. Tamam. Biz gerekli incelemeleri yaptıktan sonra size geri dönüş sağlayacağız. Teşekkürler, sağ olun. Sağ ol. Arkadaşlar, toplanıyoruz. Ellerinize Veysel tamam, Bey. Kızım, tamam. Önce bir süpürelim. Ben şu arkaya, depoya bir bakayım. Şu tarafa. Atilla! İyi misin lan? Ne oldu? Lan o, iyisin değil mi? Ya yakalayamadım ki. Düştüm bile yolda. Düştün mü? Bir yerine bir şey oldu mu peki? Yok yok. Gözlüğün nerede? Ya düşürdüm yolda. Bulamadım da bir de. Tam da göremiyorum yine. Hastaneye falan gidelim mi? İster misin? Yok, hiç gerek yok. Gayet iyiyim yani. Oğlum sana da teşekkür ederim. Abi ne demek ya, gelirken gördüm. Bu arada polis bir şey dedi mi? Yakalamışlar mı? Yok yok, bir şey demediler. Serseriler herhalde. Herhalde. Ya Allah'tan Atilla bağırdı arkalarından, korkup kaçtılar. Yoksa burayı belki soyup soğana çevirecekti. Nereden bilelim? Allah senden razı olsun. Abi ne demek, bir işe yaramadı ki. Koştum öyle. İyi ki de, iyi ki de yaramadı. Ya sana bir şey yapsalardı? Hale bak. Abi sen sıkma canını ya. Buradayız biz de, yardımcı oluruz. Evet Veysel Bey, hiç merak etmeyin. Hep birlikte bu dükkanı eskisi gibi yapacağız. İyi tamam o zaman. Arkada depoda muşamba var. Ben getireyim onu, cama gerelim. Yarın da ilk iş sabah camcı getiririz. Sonra karakola gideceğim. Öğlene de açarız dükkanı. Tamam açarız tabii ki, merak etmeyin. Merak etmeyin. Biz de buraları bir süpürürüz. Dikkat edin elinize ayağınıza. Muşambaya bakayım. Ya sen nasıl? Sen nasıl koştun öyle adamların arkasından ya? Ben de bilemedim ki öyle saçma sapan. Değil mi? Bence gayet. Selam. Merhaba. Ah, gözlükler yenilenmiş. Aa, şey yedeği vardı, aynısını da onu kullanıyorum. Aa iyi. Çok sevindim. Sana çiçek getirdim. Dün gece için çok teşekkür ederim. Sağ ol. Ben ne yaptım? Dün gece koştum, öyle boş boş bir şey yapmadım ki. Utandım ya, teşekkür ederim. Bir vazon falan vardır umarım. Yoksa bir bardağa da koyabilirsin. Olur. Bir haber var mı? Veysel Bey'le konuştum. Karakola gitmiş ama adamlardan hiçbir haber yok tabii ki. Ben de herhalde birazdan geçerim dükkana. Çok iş var. Geleyim ben yardıma? Yok yok canım. Sen zaten dün yeterince yoruldun. Sağ ol. Sen kitabına odaklan. Ya tamam. Ne ikram edeyim ben sana? Hiçbir şey. Teşekkür ederim. Ama şeyi... kitabının konusunu çok merak ediyorum. Bahsetmedin mi daha önce? Hayır. Allah Allah. Öyle mi ya? Yok, hiç bahsetmedim. Yani ama eğer tabii anlatmak istemiyorsan anlatma. Çünkü bir yerde okumuştum. Yazarlar böyle kitabı bitene kadar kimseye, hiç kimseye konusundan bahsetmiyormuş. Yok ya. Sen kimse misin? Bahsederim sana bunun için. Tamam. Evet. Anlatayım mı? Ya anlat lütfen ama böyle çok şeye, detaya girmene gerek yok. Yani sadece konusunu söylesen yeterli. Bir de şeyi merak ediyorum. Onu da başka bir yerde okumuştum. Böyle yaratım sürecindeyken
etrafındaki her şeyden ilham alıyormuş yazarlar, etkilenebiliyormuş. İşte atıyorum dinlediği müzikten, havadan, etrafındaki insanlardan. Şimdi sen de hani burada oturuyorsun, biz de oradayız, sürekli görebiliyorsun bizi. Bizden bir şey koyuyor musun hikayene, karakterlerine, onu merak ediyorum. Yani tam olarak değil ama gözlemliyorum sizi diyeyim. Tabii, yazarsın sonuçta, normal. Anlatayım o zaman. Olur. Bu roman aslında iki hayatı olan bir adamla ilgili. Şey gibi mi böyle işte bir hayatı karısı ve çocukları, bir hayatı sevgilisi falan. O tür hikayeler çok ilgi çekiyor. Yok yok, hiç öyle bir şey değil. Süper kahraman hikayesi gibi aslında. Bilim kurgu mu? Yok yani şey değil. Süper güçleri yok ama saklanmak zorunda kaldığı için kimliğini gizleyen bir adamın hikayesi bu. Biriyle tanışıyor sonra. Ve aşık oluyor. Yani ben de tam oralardayım. Yani daha karar veremedim. Olsun mu? Olmasın mı? Sen ne dersin? Yok canım, şimdi işine karışmak gibi olmasın. Yok yok, söyle, merak ettim. Bence olsunlar ya. Yani aşk olsun mutlaka romanda. Aşk güzel bir şey. Sonu da mutlu olsun. Nasıl olacak ama? Niye? Başka bir kimliği var. Bambaşka bir hayata ait. Ama aşıklar, yani aşk her şeyin üstesinden gelebilir bence. İkisi bir arada oldu mu, ne olacak ki? Ya tabii aralarında böyle arada küslükler, sıkıntılar olabilir ama sonra barışırlar ve mutlu olmayı tercih ederler. Bence mutlu olabilirler. Masalsı gerçeklik. Bilmiyorum, öyle mi deniyor? Olabilir. Ama sonunda kimse ölmesin. Bilemiyorum ama umarım. Heyecanla bekliyorum. Belki ilk okuyan ben olurum, kim bilir. Ya ben daha çok başındayım ama tamam, söz. İlk sen okuyacaksın. Gerçekten mi? Çok sevindim. Sözüm ona bir de kitap kulübü yapacaktık. Bak o da yalan oldu. Çok vaktimiz var ya, daha yaparız bence. Umarım. O zaman ben kalkayım. Dükkana geçeyim. Çok iş var bugün. Sen bilirsin. Yardıma ihtiyacın olursa ben her zaman buradayım, biliyorsun. Biliyorum, teşekkür ederim. İyi ki buraya taşımışsın Atilla. Ben böyle arada gelip seninle sohbet etmek çok iyi geliyor. İsterimiz karşılıklı. Sağ ol. Hoşça kal. Görüşürüz. Sen iyi misin ya? Anlatmıyorsun da bakıyorum. Yani istemiyorsan tabii ki anlarım da. Aslında istemeliyim. O ne demek istemeliyim? Benim senelerdir kimseyle konuşamadığım, konuşmaktan utandığım bir mevzu vardı. Ben hep bundan kaçtım. Hatta öyle bir kaçtım ki gidip yapmamam gereken bir evlilik yaptım. Ama anladım ki sen ne kadar kaçarsan kaç, bir konu kapanmayınca her şey başa dönebiliyormuş. Dün size biri geldi, onunla ilgili mi? Ablam. İyi değil mi aranız? Ablam annemin kocasıyla evlendi. Sesli söyledim. Ah söyledim. Bayağı böyle yara bandını çeker gibi söyledim. Oh be. Oh. Ay. Üstünden büyük bir yük kalktı. Evliler mi hala? Evet, evliler. Bayağı aşıklar hatta. Yani çok mutlular. Yıllar oldu. Anne, Liza'nın?
Hani sana bir kere anlatmıştım, hatırlıyor musun? Annem başına bir olay geldikten sonra çok değişti, bambaşka biri oldu diye. Bana sardı diye. Aa, o olay anladım. Evet. Niye gelmiş abla? Kendini affettirmek istiyor. Barışmak istiyor, ne bileyim ben. Anladım. Atma, hiçbir şey anlamadım. Vallahi bir şey anlamadım ya. Yani kibarlık olsun diye söyledim de karışıkmış biraz yani. Yok, kibarlık yapmana gerek yok. Ben bunu kimseyle konuşamadım bugüne kadar. Ne annemle, ne kocamla, ne hiç bir arkadaşımla, çocuklarımla zaten konuşamam. Ben bunu hep inkar ettim. Hep. Ben de öyle yapardım ya bence. Yani ki bak, bunu kibarlık olsun diye söylemiyorum, hakikaten doğrusunu yapmışsın bence yani. Yok, bu sefer öyle söylemediğini anladım. Seni o kadar tanıdım artık. İşte bu yüzden de eve gitmek istemiyorum. Onun yüzünü görmek istemiyorum. Benim ev sizin ev, biliyorsun değil mi aslında yani? Ben çatı dayalı bodrumda kalabilirim. Çocukları al bana gel yani. Çok sağ ol. Aslında gelip çocuklarla kalırdım. Çok da güzel olurdu ama... Annemle onu evde bırakamam yalnız. İyi olmuştur ya belki gelmesi. Artık iyi mi oldu, kötü mü oldu bilmiyorum ama olan oldu. Bundan sonra da ne olacaksa olacak, hep birlikte göreceğiz. Vay be. Aynen öyle. Vay be. Kahve demlenmiştir, getireyim. Tamam. Aa, ben sana ne söylemeyi unuttum. Ne söylemeyi unuttun? Boşandım. Ciddi mi söylüyorsun? Evet. Vallahi mı, bitti mi? Bitti. Çocuklar? Bendeler tabii. Nasıl? Oha! Oy, çok pardon, ben ayı gibi sarıldım sana da, özür dilerim ama... Yok canım, ne olacak? Senin de sevineceğini bildiğim için söylemek istedim. Çok sevindim vallahi senin için. Teşekkür ederim. Getireyim kahveleri. Tamam. Şimdi eski kocan, eski en yakın arkadaşın, onun yeni sevgilisi, senin yeni komşuların oldular. Öyle mi? Ay, öyle sesli duyunca daha kötü oldu. Kabus gibi değil mi? Vay arkadaşa. Hayır, bir de tamam, benden intikam almak istemesini anlıyorum da çocuklarını nasıl böyle düşünmüyor, onu anlamıyorum. Niye senden intikam almak istesin ya? Ne yaptın sen oğlum? Ayrıldım, boşadım onu. Ona göre katlanmam gerekiyordu. Ne yapmayı düşünüyorsun? Irmak taşınalım diyor. Bir de o çıktı başıma. Düzeldi mi aranız biraz? Yok, bizim aramız düzelmez. Ben boşanacağım diyor bir de, biliyor musun? Allah Allah. Çok sevmiyor muydu ya kocasını? Seviyor canım, çok seviyor hem de. Dinlesen mi ya acaba bir kere? Yani sizi geri kazanmak için hayatında en sevdiği insandan vazgeçecek bir insan mı? Azıcık biraz. Hiç istemiyorum, biliyor musun? Anlıyorum. Ama anlamadığım başka bir şey var. Ya sen annene yapılanlardan dolayı mı kızgınsın, yoksa... Yapılanlardan dolayı annenin dönüştüğü şeyle mücadele etmek zorunda kaldığın için mi kızgınsın? Onu anlamıyorum tam. Galiba ikisi de. Ama en çok ikincisi. Ve biz Irmak'la çok... yakın iki kardeştik. Ben kabullenemedim. Hala kabullenemiyorum. Seviyorsun çünkü. Yani... Özür dilerim ama öyle bence. Sevginin zıttı nefret değil. Yani sevginin zıttı kayıtsızlık. Yani ben birine karşı hiçbir şey hissetmiyorsam ondan niye nefret edeyim ki? Hiçbir şey hissetmem. Umurumda bile olmaz. Sen tek çocuk musun? Kardeşin var mı? Var. Vardı yani. Öldü. Ay Atilla, çok üzüldüm. Hiç bilmiyordum, kusura bakma, başın sağ olsun. Sağ olsun, nereden bileceksin?
Ben hep buradayım. Ne zaman konuşmak istersen. Sen hep bana destek oluyorsun, beni hep dinliyorsun. Teşekkür ederim, iyi ki varsın. Sen de. Selam. Merhaba. Dün ne oldu öyle bir anda fırladın gittin? Ya kusura bakma, ben böyle bazen işte böyle çok ses, gürültü, işte ışık, çok insan böyle boğulacak gibi oluyorum. Ha. O zaman da hoşlanmadığım yerden böyle hızlıca dormistan. Anladım. Ya özür dilerim. Ay, teşekkür ederim. Ne demek, rica ederim. Ben merak ettim seni sadece, o yüzden. Çok kızmadın değil mi bana? Yok canım, niye kızayım? Böyle bir şey kızılır mı? Merak ettim dediğim gibi. İyi miyiz? İyiyiz, iyiyiz. Gayet iyiyiz. Ama senin de tabii bir ters tarafın varmış, onu da görmüş olduk. Bak işte, iyiydik hani. Yok, iyiyiz de ne bileyim, hani öyle bir anda fırlayıp gidince sen... Madem elime bir koz geçti, ben de birkaç laf söyleyeyim dedim. Hakkındır. Ben kitap bakayım o zaman. Olur, bak tabii. Bak burada kişisel gelişim var. Öyle kendini böyle sıkışık hissettiğim bir mekandan aniden fırlamak istedim. Burası psikoloji. Şaka yapıyorum, sen bak keyfine. Al, bakıyorum. Evet, sağlık da olur. Ya seninle kim görüşsün ya? Kim? Ne yapsın senin kızım? Sen kendine bir bakmıyor musun ya? Bak ben sana söyleyeyim, sen kimsin biliyor musun? Sen üç çocuğu olan ama utanması olmayan bir kadınsın, anladın mı? Kim bakar senin yüzüne be? Kim bakar sana? Sandığının aksine bana bakan var. Ya kim sana bakıyor ya Karsu? Kim bu meymenetsiz surata bakıyor? Beni delirtme. Kim bu ya? Ha kim? Kim? Sevgilim. Ya çık, beni delirtme, beni güldürme Karsu. Ne sevgilisinden bahsediyorsun ya? Senin nasıl sevgilin olabilir? Sen kendine bir bakıyor musun ya? Sen adam kaçıran bir kadınsın kızım. Sen farkında değil misin ne olduğunun ha? Sen insan kaçıran bir kadınsın ya. Sen bunun farkına var, farkına. Sen var ya sen. Sen benim gibi, dalyan gibi bir adamı kaçırmış bir insansın. Kim bakar senin suratına? Kim senin sevgilin? Sen öyle san, benim sevgilim var. Ya kim lan, kim senin sevgilin? Benim sevgilim? Evet. Karsu. De lan Karsu, Karsu sen, hayırdır de. Benim sevgilim Atilla.